Adli Kayıt Kuruluşu sunar. Efendim, hep ticaretimizi nasıl artırabiliriz, nasıl hızlandırabiliriz ve Türkiye'ye nasıl daha fazla döviz girişi sağlayabiliriz? Derdimiz, işimiz, gücümüz bu. Ticaret Bakanlığı da bunun için önemli adımlar atıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bununla ilgili sektör meclisleri kuruyor. Neden bahsediyoruz? E-ticaretten ve e-ihracattan bahsediyoruz. Çünkü dijital dönemde olmazsa olmaz. Şimdi e-ticaret ve e-ihracatında yine olmazsa olmaz isimlerinden biri konuk oldu. Stüdyoma geldi bir sabahın erken saatlerinde Ziya Kızıltan. Hoş geldin Ziya. Çok teşekkür ederim geldiğin için öncelikle. Teşekkür ederim. 12 kurucu ortağı. Şimdi şu 12'ni Allah aşkına şunu bir anlat. 12 zamanın 12'sini mi temsil ediyor? Evet. 12 çünkü 12 saatlik bir 24 saatlik bir zaman dilim içerisinde 12 rakam ve 12 rakamın da biz böyle hani rakamları ben aralarını artı eksiye çarpı bölme koymaktansa böyle yan yana koymayı seviyorum. O zaman yan yana gelince hani 1 artı 1 2 etmesin. 1 ile 1 yan yana gelince 11 etsin. Evet. Katma değerli bir iş yapıyorsunuz. Bu 12'nin anlamı ne? Evet. Şöyle başlayayım hikayesine. Ben uzun yıllardır e-ticaret sektöründe çalışıyorum biliyorsunuz. Sizle de çok eskiden tanışıyoruz. Bu e-ticaret, e-ihracat sektöründe sektörün büyümesine neden olan faktörlerden birisi de bu konferans, kongre ve etkinlikler. Hı hı. Tabii o konferans, kongre, etkinliklere çok fazla katılınca oradaki ufak tefek aksaklıkları görmeye başlıyorsunuz. Bunları nasıl daha verimli bir hale getirebilirsiniz diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ve bu konuyla ilgili ben yıllar içerisinde dertlenmeye başladım aslında. Hı hı. Nasıl bunu daha iyi bir hale getirebiliriz diye. Ve bu pandemi herkesi dijitalleştirmesiyle birlikte, herkesin bu mobil uygulamaları, aplikasyonları, interneti kullanmasıyla ya dedik biz bu konferanslardaki bu verimsizliği, zirvelerdeki bu verimsizliği teknolojiyle, aplikasyonla çözeriz dedik. Bunun için yola çıktık. 12'nin hikayesi böyle başladı. İsmi de şuradan geldi aslında. Herkesin iş hayatında bir hayali var, hedefi var ve herkes hedefi 12'den vurmak istiyor. Ha, oradan. Biz tabii de dedik ki iş hayatında hedefi 12'den vuracağınız, sizi en doğru insanlarla tanıştıracağımız, çünkü en büyük değer vaadimiz bu. Biliyorsunuz iş hayatında ben çözüm üretiyorum, siz çözüm arıyorsunuz. Ancak bir araya geldiğimiz zaman bir ticari değer çıkıyor. Bu konferanslarda da yüzlerce insan oluyor. Gidiyoruz, içeride işte çok güzel bilgiler elde ediyoruz ama genelde herkes tanıdıklarıyla sohbet ediyor biliyorsunuz. Biz de dedik ki biz en doğru insanları bu teknolojiyi kullanarak, yapay zekayı kullanarak, aplikasyonları kullanarak hem fiziksel hem online ortamlarda bir araya getirelim, tanıştıralım, iş yapmalarına vesile olalım dedik. Hikayesi oradan başladı. Aslında madem dijital bir iş yapıyoruz, madem dijital pazarda iş yapıyoruz, bu dijitali buluşmalarda da kullanalım. Yani alım satım yapacak olan, ticaret yapacak olan, e-ticaret yapacak olan kişiler birbirlerini dijital ortamda bulsunlar. Kesinlikle. Evet. Peki, ne zaman başladınız bu işlere? Yaklaşık 2 yıl önce biz start aldık. 2 yıl önce fikir aşamasından teknolojiyi geliştirmeye başladık. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent'te bir Ar-Ge projesi olarak başladık. Yaklaşık 1 yıl sürdü işin teknolojisini geliştirmesi. 1 yıl önce de ilk fiziksel ve online hibrit dediğimiz etkinliği düzenledik. İşte İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde e-ticaret, e-ihracat dikeyinde yaklaşık 400-500 tane katılımcının olduğu ve hibrit diyorum aynı zamanda online de katılım mümkün. Yani fizikselde insanları bir araya getirirken online'da da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafındaki insanlar platforma dahil oluyor. Fizikseldekileri masalar etrafında, online'dekileri de hazırladığımız platformda birebir video konferanslarla tanıştırdık. Şu ortaya çıktı, siz İstanbul'dasınız, Antep'tesiniz, Ankara'dasınız. Birden karşınıza gerçekten sizinle iş yapmak isteyen Berlin'den bir iş insanı bağlandı. İşte Chicago'dan bir iş insanı bağlandı. Londra'dan bir iş insanı bağlandı. Siz onunla, tabii süreleri de kısıtlı yaptık görüşme sürelerini. Sunumlarımız 12 dakika olsun dedik. Birebir görüşmelerimiz, B2B görüşmeleri 6 dakika olsun dedik. Bu tarz toplantılar dizayn ettik. Yani her yaptığımız organizasyonda yaklaşık 8.000 ile 12.000 arasında o B2B eşleşme, o görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Tabii ortaya çok büyük ticari katma değerler çıkıyor. Zaten bizim bu işteki en büyük motivasyonumuz da bu. Doğru iş insanlarını bir araya getirip ortaya ticari değerler üretebilmek ve konu e-ticaret, e-ihracat olunca her buluşma aslında ülkenin ekonomisine,
ülkenin ihracatına dokunuyor. Çünkü konseptimizi şöyle konumlandırdık. E-ticaret, e-ihracat alanında çözüm üreten markalarla, bunlar işte lojistik firmaları olabiliyor, yazılım firmaları olabiliyor, teknoloji şirketleri olabiliyor, danışmanlık şirketleri olabiliyor ve bunlarla iş yapacak üreticilerimizi, KOBİ'lerimizi, e-ticaret girişimcilerimizi bir araya getirdik, tanıştırdık. Her bir tanıştırmanın sonucunda KOBİ'miz, üreticimiz ürününü hem iç pazarda hem de globalde e-ihracat kanalıyla dünyaya nasıl daha iyi satabileceğini öğrendi ve iş yapabileceği iş ortaklarıyla tanıştı. Şimdi geri bildirimler bizim kulağımıza yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii 10. etkinliği yapıyor olacağız. Pardon, 9. etkinliği yapacağız. Haftaya Bursa'da aralarındaki anlaşmalarla milyonlarca liralık ticari değerlere imza atan markalarımız var. İşte başarı bu. Bu bizim en büyük motivasyonumuz da bu oldu. Şimdi insanlar birbirleriyle eşleşirken o dijital altyapı kimin kimle ticaret yapabileceğini görüp hiç kimsenin birbirinden haberi yokken sen şimdi 6. masaya gidiyorsun. Orada senin karşında işte şu şirketin temsilcisi var. Peki tanımadığın bir insanla evet. Karşılaşıyorsun orada. Ne büyük heyecan. Gerçekten yani çok heyecan dolu da geçiyor. Çok heyecanlı. Katılan insanlara zaten değer vaadimiz şu bizim etkinliklerde. Şimdiye kadar katıldıkları en verimli ve en keyifli etkinlik deneyimini yaşatmak için yola çıktık. 9 etkinliktir, bunu başarıyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz aslında teknolojiyi. Herkes bir 12 adında bir uygulamamız var, aplikasyonumuz var. Bunu indiriyor marketlerden. İndirdikten sonra etkinliğin biletini almadan önce kişiyi tanımak adına detaylı katılımcı analiz formumuz var. Bu soruları cevaplamasını istiyoruz. Aslında bu sorular 8-10 tane basit İhtiyaçlarınız soru. İhtiyaçlarınız ne, yaptıklarınız Bravo. Ne? Evet. Evet. Sizi tanıyoruz, firmanızı tanıyoruz, ne hacimdesiniz, ne üretiyorsunuz, hangi teknolojileri kullanıyorsunuz ve nelere ihtiyacınız var. Yani şimdi yapay zeka artık hayatımızın her noktasına girdi. Yani dijitalde bir sürü araç yapay zeka ile işimizi kolaylaştırmaya başladı. Biz de burada önden aldığımız o bilgiler ve sonra içeride öğrenen mekanizmalarla o algoritmaları dizayn ediyoruz. Daha siz toplantıya katılmadan, toplantı başlamadan 500 kişi register olduysa Sami Altınkaya'nın içeride tanışacağı en doğru insanları listeliyoruz arka tarafta. Aslında dijital çöp çatanlık yapıyorsunuz e-ticaret. Bir anlamda iş dünyası içerisinde. Aslında evlilikler gerçekleşiyor. Evet. Bu evliliklerden güzel dövizler, dolarlar geliyor. Doğru. Yurt dışından ticaret artıyor tabii ki bu. Şimdi haftaya Bursa'dasınız. Evet. Bursa'daki etkinlikte de yani ben etkinliklerinizden birine katıldığım için bunu da orada şahit oldum. Çünkü hani anlattığım konuları ben de yaşamayı, öncesinde yaşamayı seviyorum. Bir kere zaman öyle bir ideal kullanılıyor ki orada o kısa zamanda çok önemli anlaşmalar yapılabiliyor. Ve sıkılmadan geçen bir gününüzden bahsediyoruz orada. Evet, program tam gün sürüyor. Tabii. 9.30'da start alıyor. Akşam 18-30 sularında biteceğini... Kaç buluşma yapılıyor? Mesela bir kişi kaç kişiyle buluşuyor? Tam 12 kişiyle biz buluşturuyoruz toplantı esnasında. 6 dakikadan. Evet, her görüşmemiz 6 dakika oluyor. 6 çarpı 12 buluşma. Evet, 12 tane de keynote var içeride. Etkinliğe katılan markalar, çözüm üreten, etkinliğin sponsorları sahneye çıktığında biraz şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Hani herkes TED Talks'ları izler, ilham veren konuşmalardır, çok güzel teknolojiyle ve bilimle alakalı içerikler tüketiriz. Bu TED Talks konuşmalarıyla B2B matchmaking eventlerinin aslında birleştiği bir konsept çıkarttık ortaya. Bizim konseptte zaten böyle yuvarlak bir sahnemiz var. Sponsor firma sahneye çıktığında diyoruz ki 12 dakikanız var. O TED Talks konuşmalarında olduğu gibi böyle hani o da sahnede 12 dakikalık bir konuşma istiyoruz. 13 dakika olmuyor. Evet, 13 dakika olunca şöyle yapıyoruz. Kırmızı ışıkları yakıyoruz gong, sahnede. Gong, gong, zaten çalıyor. Sahneye çıktığında sağda ve solda countdownlar var. Geri saymaya başlıyor. Tüm o şeyler, katılımcılar fiziksel ve online'da Sami Altınkaya'yı dinlerken biliyor ki 5 dakikası kaldı Sami Bey'in. Valla benim yönetmenim İbrahim söylüyor. Siz evet. otomatik cihazlar söylüyor. Orada görüyorsunuz. Şimdi tabii çıkan kişinin, sahneye çıkan kişinin ne kadar konuşursa konuşsun belli bir süre sonra izleyicilerin algısı ve beyni yoruluyor. Hele öğleden sonraki saatlerde yemek sonrasında zaten çok çok zor Kesinlikle. Olur bu. Burada konferansın bir de dinamizmini de görüyoruz. Evet. Aslında o tempo hiç düşmüyor. Nedeni şu. Bu sunumlar kısa ve insanlar sıkılmıyor ve markalara da şunu söylüyoruz aslında. Lütfen kendi markanızı pazarlayacak sunumlar yapmayın. Çünkü katılımcılar artık sıkılmış vaziyette bunlar. Bunların hepsi marka YouTube'da da var. Marka duymak istemiyoruz. Evet, YouTube'da da var. Firmalar ne yapıyor, ne ediyor bu önemli değil artık. Biz sizin başarı hikayenizi dinleyelim. Bravo. Bu sektördeki aslında benim en çok hoşuma giden de şu oldu sevgili Ziya. Varsa pahalı tecrübeleriniz bunları da bizimle paylaşın. Kesinlikle. Varsa başarısızlıklarınız bunları da bizimle paylaşın ki
genelde hep başarı anlatılır ya. Bir evet. de başarısızlıklar konuşulsun ki biz de bunlardan kendimize ders çıkartalım. Tabii kesinlikle. Biz şu tavsiyelerde bulunuyoruz markalara. Diyoruz ki lütfen pazarı anlatın. İçinde bulunduğunuz sektörü, potansiyelleri, fırsatları, tehditleri, riskleri anlatın. Yani katılımcılar sizi dinlerken o 12 dakika içerisinde böyle birkaç gün Google'layıp sizin sektörünüzle alakalı elde edebileceği bilgileri siz zaten biliyorsunuz. Bu işin uzmanısınız. 12 dakikaya sıkıştırın. Son 1-2 dakikada deyin ki işte biz de A firması olarak size bu çözümleri sunuyoruz. Buradayız, gelin tanışalım diye. Peki ben hiç e-ticaret yapmayan bir şirket sahibi olsam, evet. şu anda sizi dinlesem, bu toplantıya hani katıldığımı düşünüyorum. Evet. Şirketimin özelliklerini yazdım, işte fırsatlarımı yazdım, ihtiyaçlarımı da yazdım. Toplantıya katıldım ama hiç e-ticaret yapmadım. Evet. Nasıl olacak bu? Şimdi e-ticaret yapmak için belli bileşenler var zaten. Bir kere bir bismillah diyeceğiz o gün orada. Tabii yani işin hem teknoloji tarafı gerekiyor, lojistik tarafı gerekiyor, ödeme sistemleri tarafı gerekiyor, pazarlama tarafı gerekiyor, işin operasyon tarafı var. Bizim bu alanlardaki birçok marka ve uzmanımız etkinlikte zaten. Sizi o 12 kişiyle tanıştırdığımızda onlardan aldığınız o ilk tanışma ve bilgiler aslında sizin belki 1-2 yıl içerisinde e-ticaret operasyonunuzu büyütürken iş ortaklığı yapabileceğiniz, iş birlikteliği yapabileceğiniz bütün çözümlerinizi önünüze sermiş oluyoruz. Sonra yapmanız gereken şey, ertesi gün bu markalarla toplantılar set edeceksiniz. Online'da ya da fizikselde oturacaksınız. Ya Ahmet Bey, Mehmet Bey, siz demiştiniz buna ihtiyacım var. Tamam, bunu biraz detaylandıralım şimdi. Bana bir yol haritası çıkartır mısınız? Onlar ona bir yol haritası çıkartacak. İşte varsa alternatifleri dinleyecek, inceleyecek ve kendine en uygun, optimum çözümü olacak. Yaklaşık 5-6 tane dikeyde doğru iş ortağını, partnerini seçtikten sonra üreticisi ise artık bir ürünü deposunda varsa o ürünü işte önce kendi e-ticaret sitelerinde, pazar yerlerinde sergileyecek Türkiye'de. Sonra globaldeki pazar yerlerinde sergileyecek. Buralardan siparişler geldikçe işte kargo şirketleri yaptığı hem yurt içi hem yurt dışı anlaşmalar ürünleri sevk ediyor olacak. Eğer büyük bir potansiyel varsa ürünlerini alacak, Avrupa'daki, Amerika'daki depolara gönderecek. Oradan hızlı teslimat için, sevkiyat için onu yapacak. Sonra ödeme sistemleriyle işin en önemli kısmı tahsilat. Ürünü zaten önce tahsis edebilmeniz gerekiyor. Tabii. Satabilmeniz için online tarafta. O taraftaki anlaşmalarını yapacak. Yani uçtan uca hiç e-ticarete başlamadıysa bir üretici, bir marka, bir kobi bu etkinliklere katılarak ihtiyacı olabilecek tüm iş ortaklarıyla tanışıp yani belki de 2 ay, 3 ay boyunca teker teker ulaşmaya gayret edeceği doğru insanları biz bir günde onunla tanıştırıyoruz. Aslında şunu yapıyoruz, iş insanlarına paradan daha değerli bir şey vaat ediyoruz. O da zaman. Yani bugün siz ne kadar varlıklı olursanız olun, bugün ne kadar zengin olursanız olun, satın alamayacağınız tek bir şey zaman. Bırakın bir günü, bir saati, bir dakikayı bile satın alamazsın. Ama biz size o satın alamayacağınız zamanı kazandırıyoruz, önünüze koyuyoruz. Ve bunu öne çekiyorsunuz. Evet. Şimdi aslında şöyle algılıyorum ben olayı. Bir futbol maçı var. Ben bir takım kurmak istiyorum. Kobi Ahmet, geldim size. Sevgili Ziya, dedim ki ben Kobi Ahmet'im. Bana bir takım kurun. Siz beni 12 kişiyle tanıştırıyorsunuz. Ben o takımın kaptanı oluyorum. Teknik direktörü oluyorum. Orada yol arkadaşlarımı buluyorum. O yol arkadaşlarımla uzun yola çıkıyorum. Uzun yola çıkarken yol arkadaşlarınız olunca tabii sizin sürekli her şeyi yapmanız gerek yok. İşini iyi yapan insanlar etrafınızda olduğu zaman siz bir anda ticarete evet. başlamış oluyorsunuz. Kesinlikle. Doğru iş ortaklarıyla çalışmak e-ticaret sektöründe zaten en önemlisi baktığınız zaman. Çünkü bütün süreci siz yönetemiyorsunuz. Yani işin lojistik işte doğasına aykırı zaten. Tabii her şeyi ben yapamam. Lojistik tarafı bambaşka bir yerde. Ödeme sistemleri bambaşka bir yerde. Ya bir de belki İngilizce bilmiyorum, yabancı ticaret tecrübem yok, klasik ihracat dışında bir şey yapmamışım. Bir de şu e-ticaretin şöyle bir güzelliği var. Zaman mekan tanımıyor. Hem sana zaman kazandırıyor hem de 7/24 dünyanın her yerine ticaret yapılabilen bir sistem var. Evet. Ve Anadolu'da biz bunu görüyoruz. İnanılmaz başarı hikayeleri var. Sami Bey, yani şehir şehir geziyoruz. Bakıyoruz yani örneğin bir bardak üretmişler ama çok böyle niş bir bardak. Özellikli bir bardak olsun, tasarım olsun. Yani ya bu acaba ne kadar satabilir falan diye düşünürken bir bakıyoruz ki arkada 50 kişilik bir ekip var. Hı hı. Bu bardağın seri üretimine geçmişler. Artık böyle bir fabrikaya dönmüş. Avrupa pazarında satılıyor, Amerika pazarında satılıyor. Yani Türkiye'de bile şu anda toplam perakendenin %20'si internet üzerinden dönüyor. E-ticaret evet, üzerinden evet, dönüyor. Evet. Dünyada bu oranlar %30-35-40'larda. Biz de daha çok gerideyiz. Ülkelerine göre. Çok yolumuz var. Kesinlikle yani. Ben 10 yıl önce e-ticaret sektörüne başladığımda bu oran %50'lardaydı. Yani 10 yılda 40 kat büyümüş bir pazardan bahsediyoruz. O tarihlerde bu tarz etkinlik ve konferanslarda şunu soruyorduk. Aramızda internetten alışveriş yapan var mı diyorduk. 100 kişilik bir salonda
birkaç kişi el kaldırıyordu. Ben internetten alışveriş yapıyorum dedi. Nereye? Diğerleri de ona bakıyordu. Allah Allah ya, dolandırılacak haberi yok falan diyordu böyle. Garipsiyordu. Şimdi şuna döndü. 100 kişilik bir salonda bırakın internet alışveriş yapan var mı demeyi, zaten herkes yapıyor. Çok büyük artık, halalarımız, annelerimiz, babalarımız, herkes yapmaya başladı. E-ticaret yapan var mı dediğimizde salonun %10-15'i el kaldırıyor. Çünkü herkes e-ticaretin geleceğinin, potansiyelinin farkında. Siz e-ticaret yapmasanız bile sizin firmanız çoktan başladı e-ticaret yapmaya. Bir de sizin şöyle bir avantajınız var. Şimdi hem e-ticaret bir pazar yerinin uzun yıllar yöneticiliğini yaptınız. Hem bunun yazılım sektörü ve bunun satış pazarlamasının ötesinde yaşanan, dediğim gibi, pahalı tecrübeleri de bil fiil içindeydiniz. Ya da başarıların altında imza attınız. Öyle olunca yani biraz tecrübe var bu işin içinde. Bu tecrübeyi de paylaşmış oluyorsunuz. Yani aslında hani ne derler, gayipten gazel kesmemek derler ya, öyle bir laf vardır. Evet. Böyle bilerek konuşuyorsunuz. O çok önemli. Oradaki insanlar bunu görünce ha diyorlar ki, ha demek ki biz bu işte bu işi yaparsak sonuçları da böyle olur. Şimdi asıl olan bu. Türkiye'nin bu anlamda yapması gereken çok şey var. Peki Anadolu'da KOBİ'ler ya da sivil toplum örgütleri, odalar ve borsalar buna nasıl yaklaşıyorlar? İnanılmaz ilgililer. Çok büyük bir potansiyel var. Biz ilk etkinliklerimizi bu teknolojiyi geliştirdikten sonra ilk İstanbul'da yaptık. Sonra dedik ki, araya bir yaz tatili girdi. Haziran'da yapmıştık, 20 Haziran. Belki bir yıl olmak üzere. Sonra dedik ki yaz tatilinden sonra bir daha yapalım. Hemen Ekim-Kasım gibi tekrar ikinci kez İstanbul'da yaptık. Çok güzel geçti. İnanılmaz geri bildirimler aldık. Dedik ki acaba Anadolu'da bir karşılığı olur mu yaptığımız işin? Yani Anadolu'daki Türk insanları, KOBİ'ler bizim bu uygulamamızı, aplikasyonumuzu kullanıp bu etkinliklere katılıp bu B2B'leri yapmaya İstanbul'daki kadar istekli olur mu? Hemen Kayseri'ye gittik. Kayseri Ticaret Odası'yla bir işbirlikleri yaptık. İstanbul'dan daha büyük bir talep oldu. Tabii. Ve arka taraftaki metriklere baktık. Kayserili üreticiler, KOBİ'ler o uygulamayı, aplikasyonu İstanbul'dakilerden daha akıcı kullandı. Tabii. Dünya ne üretir? Ben İnanılmaz şey söylerim. Bir potansiyel gördük. Dünya ne talep ederse Kayserili onu üretir. Evet, Kayseri'de müthiş bir talep de gördük. Hatta öyle geri bildirimler geldi ki üreticilerin o kadar yoğun ilgisi. Tabii biz etkinliklerde doğru insanlara eşleştiriyoruz. Dikkat ettiğimiz noktalardan biri de bu. Toplantı 500 kişi ise bunun 250'si çözüm üreten olmalı, 250'si de çözüm arayan olmalı ki her eşleşmede ticari bir değer çıkartalım. Orada çözüm arayan tarafında çok büyük bir talep oldu sayı olarak. %60-65 çözüm arayan üreticiler, KOBİ'ler vardı. Tabii eşleşmelerde bir kısmı kendi aralarında tanıştı çözüm arayanlar. Fabrika sahibi de fabrika sahibi geldiler, bize sistem ettiler. Ya biz buraya çözüm üretenlerle tanışacağız ama işte bizi tanıştırdınız. Biz zaten ikimiz de fabrika sahibiyiz dediler falan. Onlar da tabii kendi aralarında işbirlikleri yapma potansiyeli. Aslında yeni potansiyeller ortaya çıktı. Bu arada e-ticaret ya da e-ihracat yapabilmek için illa üretmeye de gerek yok. Kesinlikle. Yani bir de mesela ben üretmiyorum, fabrikam yok, hiçbir şekilde çalışan personelim yok. Ama benim akıl terim çok iyi çalışıyor. Kafam iyi çalışıyor. Evet. Ve ben dünyada kimin neye ihtiyacı olduğunu biliyorum, görüyorum ve bunu uygun da üretimi yerinde tespit ediyorum. Onu alıyorum, ihtiyacı olana satıyorum işte. Evet. Bunu da e-ticaret, e-ihracat üzerinden yapabiliyorum. Yani üretmeden de, üretenin de bir anlamda marketingini yapabilecek bir fırsat da sunuyor. Yani üretmek de gerekmiyor bundan. Kesinlikle. Bizim etkinliklerimizde Avrupa'daki bu e-ticaret pazar yerlerinde çok iyi satışlar yapabilen markalar, firmalar, girişimciler geliyor ve üreticilerle tanışıyor. Üreticiler... Dış ticaret şirketleri gibi bunlar, evet, değil mi? Evet, teklifleri şu oluyor. Sami Bey, siz bu sandalyeyi üretiyorsunuz zaten. Evet. İşte 4-5 çeşit üretmişsiniz. Benim de elimde çok önemli pazarlar var. Oralarda ürünler satıyorum. Bu sandalyenin işte benim istediğim markayla, benim istediğim modelle bana özel bir üretim yapar mısınız deyip sizinle iş ortaklığı yapıyor, iş birlikteliği yapıyor. Siz bildiğiniz işi yapıyorsunuz, üretime odaklanıyorsunuz. O taraftaki uzman arkadaşımız da satışa uzaklanıyor, pazarlamaya odaklanıyor. Bu sefer işte bizim Denizli'deki üreticimizin ürünleri işte Amazon'dan tüm Amerika'ya satılıyor. İşte Avrupa'daki pazar yerlerinden tüm Avrupa ülkelerine satılıyor. Bazı işbirlikleri de yapılıyor mu 12 toplantılarında? Evet, evet. Üreticiler ve e-ticaret, e-ihracat tarafında satış yapan, danışmanlık yapan markalar, firmalar olduğu için bunlar bir araya geldiğinde doğal olarak böyle bir sonuç çıkıyor. Şimdi ben şöyle başlayabilirim. Ya çok güzel konuşuyorsunuz tamam ama ben biraz da bir temkinliyim. Hani biraz da hala bu konulara biraz mesafeliyim. Evet. Ya ben üreteyim ama ya sen benim malımı sat, ben işi bildiğim işi yapayım. Sen bildiğin işi yap ama emin ol, evet, o kişi daha sonra bu işi kendi yapıyor. Evet, ben de onu gördüm. Diyor ki yani neden? Evet.
ben bu adamla bu pastayı paylaşayım ki diyor. Ama şimdi bir taraftan da pazar yer araştırması yapmıyor, marketing araştırması yapmıyor. O kişi onu hazır yapıyor. Ekip kurmuyor. Ekip kurmuyor. Öde bir maliyetten kurtuluyor. Ha ben olsam şöyle yaparım. Şimdi konuştukça geliyor böyle aklıma. Ya gel biz beraber ortak olalım. Evet. Böyle iş ortaklığı. Muhtemelen iş ortaklığı da dönebilir yani. Tabii bu, bu iş ortaklığı. Ben üreteyim sen sat ama gel bu işi beraber yapalım. Zaten markaların e-ihracata ve e-ticarete başlama hikayelerinin çoğu böyle başlıyor. Önce çekiniyor. Önce çekiniyor. Diyor ki ya ben e-ticaret için ne yapmam lazım? Şimdi sıfırdan e-ticarete başlanmıyor. İlla buraya başlamak için de bir sermaye koymak lazım. Canım herhalde. Altyapılar satın alıyorsunuz, teknolojileri kiralıyorsunuz, danışmanlıklar alıyorsunuz, anlaşmalar yapıyorsunuz. Bir ekip kurmanız lazım. Bunların hepsi bir maliyet aslında üretici için. Yeni bir şey gibi düşünmek lazım. Yani siz Parakende de bir mağaza zinciriniz var örneğin. 5 tane mağazanız var. 6. mağazayı açtığınız zaman bir para yatırmanız gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman e-ticarete başladığınızda da. Çünkü e-ticaretin potansiyeli o kadar büyük ki sizin Perakende'deki 5 mağazanızı katlayabilir. Bakın toplamını 2'ye 3'e çarpabilir. Bakın ciromuz. Ben bunu yaşadım. Türkiye'nin en büyük Perakende markalarından birinin genel müdürüyle sohbet ettim. Bundan bir 4 yıl önce. Hem de pandemi öncesiydi. Düşünün ki kaça katlandı o. En büyük mağazanız hangisi dedim. Dedi ki bana sanal mağazam en büyük mağazam. En büyük ciroyu dedi sanal mağazadan yapıyor. Kesinlikle. Yüzlerce bakın şubesi olan bir market zincirinden evet. bahsediyorum. Biz dedi dijitalde yaptığımız satışlar hepsinden daha fazla dedi. Hatta onları kesinlikle. Dedi 2'ye 3'e katladı dedi. Şimdi evet. böyle bir durum var ortada. Şimdi mağazaları katlamayı bırakın yüzlerce şubesi olan Perakende markalarının toplam cirosunun %10'ları, %15'leri artık online'dan gelmeye başladı. Bu aynı ne demek? Yani 10 tane, 15 tane mağazasından daha kıymetli hale geldi. Tabii. Daha da ilerliyor. Önü açık. Şu noktaya gelecek. 100 tane mağazası var. 50 mağazasının yaptığı ciroyu belki de e-ticaret sitesinden yapmaya başlayacak. Zaten mağazalardan da şey yapılıyor, ürünler gönderiliyor. Ve birbirini tetikliyor. Gerçekten öyle. Yani şimdi Türkiye'nin en büyük Perakende mağazalarının sahiplerinden biri şöyle bir yorumda bulunmuştu bana. Ziya biz hangi şehre Perakende şubesi açsak o şehirdeki e-ticaret cirolarımız da artıyor demişti. Tabii. Gerçekten birbirlerini tetikliyor. Tabii. Yani siz o markanın önünden geçiyorsunuz A markası diye. Sonra bu A markası eğer vaktiniz varsa giriyorsunuz alışveriş yapıyorsunuz. Ama vaktiniz yok. Ama A markasını gördünüz. Sonra zaten onun online şubesi de var. Girip oradan sipariş veriyorsunuz. Yani lokasyonu açtığınız anda online siparişlerinizi de tetiklemeye başlıyor. 7-24 zaman mekan evet. tanımıyorsunuz ve böyle bir ticaret yapıyorsunuz. Şimdi Bursa toplantısı tam ne zaman ve nasıl bir içerik olacak Bursa'da? Evet, 22 Haziran'da yapacağız Bursa'da. Grand Plaza'da olacak. Yaklaşık 600 kişilik bir katılım bekliyoruz. Orada da önden bir başvuru almamız gerekiyor. Burası çok önemli. Çünkü biz burada doğru iş insanlarını bir araya getirmek istiyoruz. Yani kalabalıktan ziyade seçilmiş ve kaliteli bir kitle olmalı ki günün sonunda ticari değer çıkartır. Özgül ağırlık yüksek. Evet, kesinlikle. Yani nitelikten çok niceliğe odaklanmış vaziyetteyiz. Hemen 12.net'ten ya da aplikasyonumuzdan etkinliğe başvurup oradaki formu doldurmaları gerekiyor katılımcıların. O başvuru formunu doldurduktan sonra firmaları, işte ticari potansiyelleri, yaptıkları, ürettikleri bizim etkinlik konseptine uygunsa arkadaşlarımız hemen geri dönüyor. Onları fiziksele hemen bir davet ediyor ya da buyurun hemen katılabilirsiniz diyor. Eğer tam uygun değilse de online taraftaki etkinliğimize yönlendiriyoruz. Ve o şeye geldiklerinde, etkinliğe geldiklerinde biz tabii onları tanıyoruz. Kimlerle tanıştıracağımızı da algoritmalarla hesaplıyoruz. Bilmediğimiz tek bir şey var. İçeride Sami Bey geldi ama Sami Bey içeride birilerini tanıyor olabilir. Bunu da düşündük, şöyle çözdük. O ilk eşleştirmelere geçmeden önce herkese tanıştıracağımız kişilerin, en faydalı olacak kişilerin listelerini uygulama üzerinden atıyoruz. Diyoruz ki Sami Bey lütfen az sonra sizi bu kişilerle tanıştırmayı planlıyoruz. Lütfen tanıdıklarınız varsa bir işaretler misiniz diyoruz. Ha. Siz böyle diyorsunuz ki Ziya'yı tanıyorum. Ahmet, Mehmet tık 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 siz 5 kişiyi işaretlediniz. Herkes aynı anda bunu yapıyor. Submit ediyor ve o anda bizim algoritma salonda kimin kimi tanıdığını öğrenmiş oluyor. Ve zaten kimi kimle tanışacağını da hesaplamıştı. Bir tuşa basıyoruz ve size uygulamadan bir mesaj geliyor. Diyor ki lütfen 25 nolu masaya gidin. Sizi orada Ziya Bey bekliyor diyor. Bana da aynısı geliyor. Bana da Sami Bey bekliyor diyor. Salondaki herkes ayağa kalkıyor. Masaların hepsi numaralandırılmış. B2B görüşmeler olduğu için yer değiştiriliyor. Ve 25 nolu masada karşı karşıya geliyoruz. Başlıyoruz iş konuşmaya. Öncesinde tabii bunun oryantasyonu da kısa bir sunumda anlatıyoruz. Diyoruz ki bakın 6 dakika süremiz var diyoruz. Bunun 3 dakikasını karşı taraf konuşsun. 3 dakikasını siz konuşun. 6 dakikada işi bağlayamazsınız. Lütfen bağlamaya çalışmayın. Ama 6 dakikada iş yapıp yapamayacağınızı anlayabilirsiniz diyoruz.
anladığınız takdirde kart zaten... Kart alın, kart verin. Tabii hem kart biz alışveriş yapabilirsiniz, hem uygulama üzerinden zaten bilgilerinizi paylaşacağız diyoruz. Toplantı bittikten sonra ertesi gün şey yapın. Hemen bir toplantı set edin, fiziksel görüşme yapın, online yapın. Bunun gibi şey bittikten sonra, bu 6 dakikalık görüşme bittikten sonra da herkese uygulama üzerinden bir puanlama, 3 tane soru gönderiyoruz. O da çok önemli. Hani böyle bir taksiye bineriz de sonra taksi şoförünü puanlarız, o da bizi puanlar ya. Burada da öyle. Birinci soru şu, bu eşleşme nasıldı diye soruyoruz. Şimdi Sami Bey de çok memnun kaldıysa, ben de çok memnun kaldıysam, doğru bir ticaretleşmesi ise ikimiz de 5 yıldız veriyoruz. Bu sayede bizim algoritma öğrenmeye başlıyor. Machine Learning'de bizim gibi profile sahip insanlar bir araya gelmeye başlıyor. Ama doğru bir eşleşme olmamış olabilir. İkimiz de bir yıldız verdik, düşük yıldız verdik. Yine öğreniyor. Bizim gibi insanlar uzaklaşmaya başlıyor. Yani her eşleşme sonrasında evet, aldığımız geri bildirimle öğreniyor. Şunu hissediyorsunuz, her seferinde daha iyi, daha doğru, daha iyi, daha doğru insanlarla sizi bir araya getirmeye başlıyoruz. Evet, Ziya Kızıltan 12 kurucusu ve CEO'su. Şimdi şöyle bitirelim istersen, manşetimizi de şöyle atalım. Yapay zeka ticaretin tohumlarını atıyor 12'de. Evet, yapay zeka sizi en doğru insanlarla tanıştırıyor. Evet, ve size zaman kazandırıyor. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum sevgili Ziya. Ben teşekkür ederim. Bursa'daki 22'sinde yapacağınız toplantıda inşallah Türkiye açısından da bol katma değerli bir iş olur ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de bu projeye zaten destek veriyor. Bu da çok önemli bir bence referans diyelim. Ve şimdi kısa bir reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.